Porsche'ların yol verdiği adımız Porsche'ların. Ama Vito'lar mitolar affetmez. Kendinize mi kayıt olun arkadaşlar? Şu ceplerimi kontrol edeyim abi, tik kaldı ya. Yemin ediyorum tik kaldı şu son muhabbetten sonra. Abus granit disk elimi çöp ettikten sonra böyle bir tik kaldı. Elim sürekli cebime gidiyor. Yolda sürerken ederken hep böyle cebimi yokluyorum, acaba açık mı? Artık havalar da soğumaya başladı. Yani bu durum beni tabii ki bir miktar üzüyor, üzmüyor değil. Ama doğanın kanunu bu. Çok zengin olmadığınız müddetçe, ne bileyim, bir en azından Şeyma Subaşı değilseniz kışı da yaşamak zorundasınız, yazı da yaşamak zorundasınız. Ben kış aylarını yaz aylarının bir vergisi olarak düşünüyorum. Çünkü kış, bilmiyorum, gereksiz geliyor bana. Tabii ki doğanın kanununda var bu. Yazlar, kışlar, bir taraf üşürken bir taraf ısınacak. Bir taraf ısınırken bir taraf soğuyor. Dayı bir dakika, arkadan tütük diyeceksin ha sen bize. Bunlar yaşanacak yani. Zaten şu hayatta tek adil olan doğa. Doğa herkese eşit. Ama onun dışında insanlar, insanlar için bu pek geçerli değil. Dediğim gibi kış ayları benim için üzücü bir mevsim. Benim için keşke olmasa diyebileceğim bir mevsim. Ama oluyor hayatta. Dayı sen pusulanı musulunu çizmişsin. Sende Yandex yok mu? O şey yaptığın şeyler ne ya cama? Geçmeyeyim diye sağlı solu gidiyor bir de bak. Bak şimdi buraya geleceğim. Güvenemedim sana. Geçerim, geçerken vurursun. Adam pusula kaplattırmış. Evet, dediğimiz gibi abi, doğanın kanunu. Buna yapacak bir şey yok. Doğanın KDV'sini de yaşayacağız. Vergisini de ödeyeceğiz. Kışımızı da adam akıllı üşüyeceğiz. Efendi efendi. Kışımız başımız bir donacak. Sonra tekrar yaza geçeceğiz. Aslında onunla yaşamaya alışabilsen güzel mevsim aslında. Ama şimdi motosiklet kullanıcısı olduğumdan ötürü bana çok hitap etmiyor. Yani bu kış ama tabii biraz hazırlıklı geçirmeyi düşünüyorum. Malumunuz scooter'a falan geçtim. Kışın buna bir tane diz örtüsü atarım abi. Kuryeye de çıkarım artık. Kuryeciliğe de başlarız. Vallahi diz örtüsünü abi bakarım. Şeklimi meklimi geçtim yani. Diz örtümü takarım abi kışın. Sıcak sıcak. Yoluma bakarım. Oğlum diz ağrısından ayakta duramıyorum ya. Kışın belli bir zaman sonra ısınmıyor bir de. O neyi, motosiklet çevirmesi mi o? Kimmiş o? Değilmiş. Dayı sizin araba da yok. Siz ne yapıyorsunuz ki buralarda? Allah Allah. Bu saatler gibi bir his var içimde. Atlamadı. Ama içimde öyle bir his olmasaydı kesin atlardı. Evet. Birileri atlayacak. Kesinlikle o atlamayı yaşayacağız biz ya. O da kapı açabilir. Açmadı. Bu çok sinir bozucu bu havalar. Böyle yağmur yağacak gibi duruyor ama yağmıyor. Yağsa ona göre önlemimizi alacağız mı almayacağız, o da ayrı bir konu ama. Yani yağacaksan yağ, yağmayacaksan yağma. Güneşi göreve çağırıyorum abi ben. Herkes işinin başına geçsin lütfen, rica ediyorum. Buraya da uyuz oluyorum bak, buraya normalde giriş yasak. Biz bir çılgınlık yapıp giriyoruz. Ondan sonra bak ne oluyor biliyor musun? Bak şimdi o gidiyor ama göremedim, orada bir minibüs var. Böyle tık 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 50 tane tümsek var az ileride. Diyorsun ki lanet olsun buraya gireceğime diyorsun. Bak bak gidiyor bak. Hop lup 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 gidiyor bak, görüyor musun? Sonuna yetiştim gerçi. Her bir metreye bir tane tümsek koymuşlar. Ana hava aydınlıkmış ya lan. Vizör indirince. Belki. Arona mı? Oğlum değişik değişik arabalar çıkmış piyasaya. Ben anlamadım ya. İnşallah katilgillerden değilsindir. İnşallah bunlar örnek almazsın. Bakayım dayıyla göz gözü geleceğiz mi? Evet. Baktı ama. Doblo kullanıcılarına güncelleme gelmiş. Sinyal veriyor, üstüne bir de aynaya bakıyor. Sizde hasar yok ki. Siz niye kaza yapmışsınız, süsü verdiniz?
Sebebi ne bu hayat? Benim yaptığım yanlış bak. Oraya yanaşmaya çalışmadım aslında. Ben geçmeye çalışsam zaten vurdu da. Yakın gitmek istedim. Dayı da alıyordu ensemizden tutup. Ya ben bu camı takarken dedim ki herhalde daha çok yavaşlatır motoru. Taksam mı takmasam mı? Düşündüm, gittim geldim. Sonra dedim ki ulan camsız da bir şeye yaramıyor. Yani çok çok aşağıda kalıyor. Yani yokmuş gibi o şey var ya, gösterge. Gösterge panelinin altında kalıyor üzerindeki orijinal rüzgarlıklar. O yüzden bütün rüzgara XSR'dan daha beter şekilde göğsüme yiyorum. O yüzden aldım ve taktım. Sanılanın aksine, yani tahmin ettiğimin aksine gelen rüzgar motosikleti yavaşlatmadı, hatta daha seri bile gidiyor. Herhalde şeyden dolayı, aerodinamikten dolayı böyle rüzgar vuruyor ya, düz bir yerden böyle sekiyor. Bombeli ön taraf. Ondan dolayı diye tahmin ediyorum. Şimdi ben buradan geçerim ama dayı sen beni görmezsin. Bizi öldürürsün burada ya. O eldivenle ben bunu niye açamıyorum? Nasıl? Buyur geç abi. Geçebilirsin diyor, yetişir. Ha? Yetişir diyor, geçebilirsin. Yok benim acelem yok ya, geçebilirsin sen. Ne oldu, geçtim mi? Korna çalarak ben de geçerim. Arada küçük çılgınlıklar yapıp işe giderken değil de işten dönerken videolar çekiyorum. Benim için köklü değişiklikler bunlar. Ya o plakalar böyle kare gitmiyor ya. Yani o plakalık olduğu bu tampon mesela şey duruyor yani. Ne bileyim, uzun plakalık için yapılmış abi. Şunu takıyorsunuz ya, oğlum hiç yakışmıyor, böyle Hitler gibi oluyorsunuz. Önde bak bir bıyık var gibi. Ben de diyorum ki trafik niye durdu? Yine Doblo karıştırmış ortalığı. Dayı dur, telife gireceğiz ya. Açmışsın son ses. Senin yüzünden telife girersem söverim yani. Şu konuşayım da telife gireyim. Lay 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 up lay 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 lay. Durdurdu, Allah razı olsun. Vay be, BMW'ye bak. Sağdan bir dayı geliyor. Yola atlar mı? Atlamaz. Puh! Neyse arkadaşlar, ben geldim ufaktan. Videoda bok gibi video oldu ha. Bok gibi video oldu. Kaydı değer en ufak bir şey yok. Kaç dakikadır izliyorsunuz bilmiyorum şu anda ama. Ben yaklaşık 15 dakikadır yoldayım. Bir bok konuşmadım ya. Eğer şu an bunu izliyorsanız niye izlediğiniz konusunda da fikrim yok. Ne kavga var, ne gürültü var, ne dövüş var. Hayır, şu ana kadar kapatmadıysanız o da ayrı bir olay yani. Kaydırma dayı. Kaza yaptım, vlog çekmeyelim. Başlığı değiştiririz vallahi. Vay be. Geç de geçelim dayı. Yani geç de geçelim derken bana geç de geçeyim anlamında değil. Geç de. Hani ayrı orada bir şey var. Dayı dur. Şeker gibi adamsın da çarpma bize ya. Aldın mı inceyi? Bak inceyi aldın mı? Niye o kadar çirkinleştim ben? Akşam akşam gözünü seveyim. Neyse kapatıyorum ben. Görüşürüz. Öpüyorum. Seviyorum sizi.